Köyü bakıyorum. Şöyle bakayım bir bozağa köyü bakıyorum. Gel. Kız taş köprüye falan çık abi. Çayın başında abi. Hadi bir koşalım. Hadi. Ceylan. Kül veriyorum kızım. Kül alacaksın. Çok mu seviyorsunuz he? Çok mu? Ceylan, bin dal gel. Gel aha. Yediniz beni, yediniz. Gel. Canlarım benim, canlarım. Siz benim var ya, yaşama sebebimsiniz. Ha. Hayatımın anlamı bundan, anlamı. Bebeğim. Süslü! Ceylan, Bindal. Ya siz olmasanız ben ne yaparım? Tabii şu an sağıldığı için pek sütü yok. Normalde fışkiye gibi sağır. 9 yıldır köyde yaşıyorum. Köy hayatını sanal ve sosyal hayattan nefret ettiğim için köy hayatını seçtim. Burada ineklerimle, tarımla, gezmeyle, doğada iç içe olarak yaşıyorum. Köy ve hayvanları sevdiğim için bu hayatı seçtim. Başka bir nedeni yok. Onun için yani yaşama sebebim köy ve hayvanlar diyebilirim. 10 yaşındaydım. Tabii ilkokul, ortaokul başlarında. Dedim ben zaten tarımı, hayvanları çok seviyordum. Evimde kafeste kuş, tavşan, evcil hayvanlar besliyordum. Daha sonra arka bahçemizde çayelinde bir tavuk besledik. İşte tavuk, koyun falan. Ondan sonra köye taşınmayı seçtim. Köyde hayvanları, doğasını, suyunu, babaannem yalnızdı. Babaannemle birlikte yaşamayı seçtim. O yüzden köyde yaşamaya karar verdim. Annem babam Çayeli'nde, babamla birlikte yaşıyorlar. Ben burada babaannemle yaşamayı seçtim. Köy ve babaanne bana daha yakın geldi. Çünkü köyü sevdiğim için olanaklar burada yaşamamı gösterdi. O yüzden köyde yaşıyorum. Şimdiki gençlere söyleyeceğim birkaç şey var. Ben de genç olarak. Herkes sevdiği işi yapar. Ama günümüzde daha çok özenti hayatı yaşıyoruz. Olduğumuz gibi değil de özenti hayatı yaşıyoruz. Yani şimdi bir ne yapıyorsa onun peşinden gidiyorlar. Yani içinden geleni değil de daha çok gördüklerini yapıyor insanlar. Ben kendi fikrime göre, kendi düşünceme göre olan hayatımı seçtim. Herkes kendi bilir, herkes kendi hayatını seçmeli. Diğer zamanda büyük çaplı hayvancılık, organik tarım, arıcılık yapmayı düşünüyorum. Hayvanlarımdan yaptığım ürünleri bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya tanıtmayı istiyorum. Organik, katkısız, organik vadide yetişen ürünlerimizi herkese tanıtmayı istiyorum. Çünkü artık her şey sunileşti, sanallaştı. Daha çok organik yemesini istiyorum insanların. Her şeyin organiğin yani daha iyi olur. Memnunum çok. Bu olmazsa ben ayakta duramam. Budur beni ayakta tutan. İyi kalpli, temiz kalpli, iyi biriydi ama değeri bitirmemiş yani. Her kasada iyiliği var, her kasada yardımcı oluyor ama kimse bilmez.